bağlı. Yani yetişemiyoruz, alamıyoruz. Ben bir esnafım. Geçinebiliyor musunuz? Geçiremiyoruz. Hepsi pahalı ama gene de geçiniliyor yani. Sıkıntı yok. Yok mu? Biraz pahalılık var. Düşerim. Ama mazot alamıyoruz diyor insanlar. Pahalılık var. Alamıyoruz diyorlar. Herkes alıyor gene. Ağırlık var. Yenge, Almanya'da şu son tadı son 5 TL. Almanya'da 5 TL. Kırıksa, evet. Valla milletin durumu iyiymiş ya. Tut bakalım şunu, sana soralım birazdan. Bana sormak istediğin nedir abi? Fiyatlardan şikayetçi olan var mı? Ben şikayetçi değilim abi. Biz köylüyüz, alıştık. Zamlara alıştık. Mazot 10,5. Evet. Gübre çuvalı 500 milyon. Fiyatlardan şikayetçi. Ben fiyatlardan şikayetçi değilim. Hem de nasıl yani? Ben ürettiğim malı satıyorum. Dur, abi. Sana şimdi söyleyeceğim. Abla sen neden şikayetçisin? Söyle bakalım. Niye? Markete gidiyoruz. Onu şöyle tutarsan. Markete gidiyoruz, bir şey alınmıyor. Ondan sonra pazara gidiyoruz, bir şey alınmıyor. Geçen hafta aldığım öteberi bu sene, bu hafta daha çok çoğalmış. Bu nedir? Bu kadar, bunu kim yapıyor ya? Geçinmede sıkıntı çekiyorsunuz. Sıkıntı demek ne demek ya? Ben hadi az çok emekli aydından az buçuk alıyorum. Eğer kira verseydim ben hiç geçinemezdim. Çocuk okuduyorum ondan sonra. Yani bu yıl bilmiyorum. Bu bir kriz olabilir. Hep savaş çıkacak diyorlar ya. Savaş olur bu sene. Peki. Hiç yani oy aslında hiç atılmayacak aslında. Oy hiç kimse yapmayacak. Bu oy attığımızda atmadığımızda bunu bu kadar çıkar diyor ki bilmiyorum. Biz yine dar gerçekten yine daha iyiyiz yani. Daha kötü durumda var. Alamıyorlar ya, alamıyorlar. Ama maruldan kadını bakıyor marul. Abi marulu atmışlar ya marketlere. Onu götürüyor. Ne yapacaksın? Bunlar beyaz dedi. Daha temiz dedi. Anne, söz hakkı alabilir miyim? Ben İnsanların yüzüne bakıyorum, alamayacak durum yoksa bu malı sen görüyorsun kardeşim, herkes. Ben üretiyorum. Ha? Çözüm o değil ki, çözüm herkes. O değil yani. Ha, herkes. Çözüm senin bedava vermen değil ki, onu kendisinin alabilmesi çözüm olan. Benim gibi çoğu çiftçinin şu anda tarım kooperatiflerine borcunu ödeyemeyip de tarlasını satın çıkaran arkadaşlar var. Evet. Peki ne yapmak lazım? Ben tarlayı 50 milyara sattım, adam 10 dakika sonra yeri 100 milyara satmış. Bu adalet değil. Ben Kandıralıyım. Niye tarlanı sattın? Tarım kooperatifini ödemek için sattım. Kazanamadığın için sattın. Hayır, ben zaten Denizbank'a bulaştım. Gübre al, mazot al, üretici kartı verdiler. Tamam, gübreni, mazotunu kendin alabilsen bankadan kredi çeker miydin? Bankaya borçlanır mıydın? Asla çekmezdim. Neden sattın tarlanı? Bunları ödemek için. Aynen sana. Öyle. Aynen öyle. Başka bir şey yapmak lazım demek. Ben 5 tane çocuk var, 3 tanesi okuyor, okulu bırakıp çalışmayı düşünüyor çocuklar. Ama asla çalıştırmam, okuyacaklar. Eşimle beraber benim yövmem çıkmıyor. Evet. Şu kıvırcık 5 lira, 4 lira. Bu 6 ayda yetişiyor, 6 ayda. Yani, peki sen memnun musun bu zamlardan, yükselen fiyatlardan? Ben memnun olsam mı olacak, olmasam mı olacak? Hayat bir şekilde devam ediyor hocam. Bir tarlalar bitmedi mi daha? Bizim gücümüz kime yetecek? Tarlalar bitmedi mi daha? Az kaldı. Dedelerimiz mezarında inan ki kemikleri sızıyordur şu an. Onlar bitince ne yapacaksın? Ne yapacağız? Benim babam 55 yaşından sonra İzmit'e yerleşti. Niye? Bir tane kızım var diye. Burada tarla sattı, daire aldı. Evet. Peki, teşekkür ederim. Yani ben de teşekkür ederim abi. Buyurun. Evet, nasıl alışveriş yapmışsınız? Alışveriş yaptık ama... Nasıl buluyorsunuz fiyatları? Nasıl fiyatları buldunuz? Nasıl buluyoruz? Fiyatları şöyle buluyoruz. Bizi yönetenler pazarlara insinler. Halkın arasına bir girsinler. Öyle sandalyeden oturup uçakların camlarından bakmakla olmuyor bu işler. Hı. Patlıcanın kilosu olmuş 12 lira. Bir tane elma 5 lira. Ama uçuyoruz Allah'a şükür. Geçinebiliyor musunuz? Şimdi bu soru öyle bir soru. Geçinebiliyor musun? Aslında bu soruyu bana değil de şöyle bir genelleme yapıp anket yapsan insanların durumları zaten ortada. Bak şurada arkadan kadın çöpten pırasaları topluyor. Bakayım. Açlık yok diyorlar kardeşim, pazara inin, milletin arasına karışın. Evet, şimdi az önce bir esnafla görüştüm, şuradaki karşıdaki. Evet. Normal diyor böyle şeyler diyor, olabilir diyor. Herkes alabiliyor aslında diyor. Herkes alabiliyor ama nasıl alabiliyor, onun hesabını da yapıyor mu arkadaş acaba? İşte çöpten toplayanları görmüyor arkadaşlar. Şimdi kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi kimse yapmayacaksın. Evet. Bak herkes iyi diyor. Korkuyor millet. Konuşmaya korkuyor artık millet. Orada şahit olduk. Evet. Millet konuşmaya korkuyor. Böyle bir idare, böyle bir yönetim olur mu ya? Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Önce toplumları bilgilendirmek lazım. Bizim toplumumuz cahil bir toplum. Okumamış bir toplum. Gelişmemiş bir toplum. Üretime yönelmek lazım değil mi? Üretime yönelmek için şöyle bir şey düşünmek lazım. Fatih Maçoğlu'nu örnek alsınlar. Peki.
bu memlekette bu insanlar Çanakkale zaferini kazandığı için evet. Bunu da atlatırız yani. Bu da bir kurtuluş savaşı mı yani? Şu anda yani ne amaçlı soruyor ki? Kurtuluştan tabii ki Avrupa'ya, Amerika'ya karşı kurtuluş savaşı. Bunu da vereceğiz bunu. Olmaya da olsa 1 kilo yiyeceğini, 10 kilo yiyeceğini 1 kilo yiyip yine geçiriz. Evet. Geçiriz, alışkınız. Kanaatkar milletiz. Nasıl? Kanaatkar milletiz. Kanaatkar milletiz. Evet. Yani bunlar bize hiç gelmez, sıkıntı yok. Peki. Peki, teşekkür ederim. Yani.